Neler getirdin bize? Tek kişilik yatakta uyuyor. Yalnız demek ki adam. Yalnızlık zordur ha. Toksik bir şeydir. Toksik bir şey bulabildin mi? Küf yok, sızıntı yok. Evcil hayvan yok. MR ve lomber fonksiyon temiz. Yani tümöre göre enfeksiyon hala daha olası. Genetik inceleme? ABCD1 geninde mutasyon bulamadık. İncelemeye devam. Ünver, Richt-Lundborg ve geç başlangıçlı Lafora hastalıklarını genlerine de bakalım. Hocam çok zaman alır. DNA'da 3 milyon nükleotit var. Aklınıza gelen her şey için test yapamazsınız. Ben yapmayacağım zaten. Siz yapacaksınız. Benim erken çıkmam gerekiyor. Ne söyledin sen polise? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Yoksa evimde bir Zula bulundurduğumu düşündürecek türden bir şeyler mi? İlaçları benim yazıp yazmadığımı sordu. Ben de ben yazıyorum dedim. Ne oluyor ki? İnşallah öyle olmuştur. Ne oluyor ya? Ne bu? Ne oluyor? Bir söyle bakayım. Evi basmışlar. Evi basmışlar. Deve yüküyle ağrı kesici buldular. Ne? Bunu yaptım. Bunu... Ya doktor inanmıyorum. Bunu yaptın mı gerçekten ya? Ya kara günler için doktor. Kara günler için biriktirmiştim. Lan ne kara günü? Hastanedeyiz zaten. Her tarafımız eczane. Ne kara günü? Acaba senin ne zaman huysuzluğun tutar da bana ilaç yazmayı bırakırsın diye biriktirmiş olabilir miyim? Aa, ya ateşim ben mi oldum şimdi sorumlusu? Ben mi konuştum polise? Ben mi ölçtüm ateşin orasından? Rabbim ya bir çeneni kapalı tutamıyorsun. Çevrenden kimseyle görüşmediğini söylemiştin. Peki son zamanlarda evine gelen tamirci, kurye gibi şeyler oldu mu? Yani geçen hafta pizzacı geldi ama gayet sağlıklı görünüyordu. Arkadaşların da mı gelmedi hiç kimse? Hayır. Eve benden başka kimse girmedi. Ben de bir aydır ofise gitmiyorum. Evden çalışıyorum. Emin misin? Bak mutlaka birileri gelmiş olmalı. Doğrusu hayatta en sık gördüğüm kişi babam. Yani ondan kapmadı. Bir şey mi oldu? Midem bulandı da birden. Karaciğeri iflas ediyor. Ne? Nasıl? Rotatör takmamız lazım. Acil 0-1-2 yönüze kalk çabuk. Bilinci yerinde değil ve koma ölçek skoru 4. Komaya doğru gidiyor. Tüm tedavileri durdurun. Verdiğimiz ilaçlara karşı gelişen bir tepkim olduğunu düşünüyorsunuz. İlaçlar belli ki işe yaramıyor. Çocuk alkolik. Yani buraya geldiğinde karaciğeri zaten kötü durumdaydı. Epilepsi için verdiğimiz ilaçlar durumu daha da karıştırmış olabilir. İlaçları kesersek yerine ne vereceğiz? Bilmem. Onu da sen söyle Zeyno Hocam. Haberler kötü. Böbrek yetmezliği de başladı. Diyalize aldık hastayı. Böbrek ve karaciğer yetmezdi. Artık hastanın toparlanması çok zor. Travma değil ama hala enfeksiyon olabilir. Ya da nörolojik. Veya genetik. Hastanın geçmişine daha fazla hakim olmamız gerekiyor. Kim en iyi bilir bu çocuğun geçmişini? Bilin bakalım. Nereye gidiyoruz hocam? Hastamıza şifa verecek iksiri almaya. Otur otur sen rahatsız olma. Ben bakıp çıkacağım. Hastanın bilincini kaybettiğini unutmadınız değil mi hocam? Levodopa mı? Bu ilaç Cenk için değil, babası için değil mi? Bravo sana Zeyno hocam. Komada olan birini uyandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Ben de onlar. Adamı neden uyandırmaya çalışacaksınız ki hocam? 10 senedir uyuyor Zeyno hocam. Yetmedi mi sence? 10 yıldır komada olan birini ilaçla uyanabileceğini mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Kaç kere söyleyeceğim? He? Koma ile bitkisel hayat arasındaki farkı sana öğretmediler mi Emre hocam? Adamın beyni yerli yerinde, hareket ediyor. Kasları neredeyse hiç erimemiş. Tek ihtiyacı olan şey sihirli bir dokunuş. Efendim?
Merhaba Ahmet Bey. Buyurun söyleyin. Ya da durun hiç zahmet etmeyin, ben tahmin edeyim. Ateş Hekimoğlu geldi ve sizden ağır kesici aldı. Levo dopa mı aldı? Ne yapacak ki Levo dopa? Ahmet Bey, konuştuğumuz gibi daha sonra gelirse lütfen beni haberdar edin, olur mu? Teşekkürler. Sadece amfetamin vermek bile çok tehlikeli. Bir de kim bilir içine neler koydunuz. Güney Afrika'da bitkisel hayattaki hastaları geçici olarak uyandıran bir ilaçla ilgili makaleler okumuştum. Afrika'da işe yarıyorsa... Burada neden olmasın? Ateş, bırak o şırıngayı lütfen. Hah, geldi başımızın tacı. Geldi. Al alabilirsin. Ateş! Bilinci olmayan hastalar üzerinde deney yapamazsın. Ne olabilir ki? En kötü ne olur? Diyelim işe yaramadı. Zaten ruhu bile duymayacak. Diyelim işe yaradı. Bize müteşekkir kalacak, öyle değil mi? Ya, uyansa bile kaç saat olacak? Birkaç saat. Bilemeden hadi bir ya da iki gün. Adamın hayatını tehlikeye atıyorsun. Verir misin şunu? Ne olabilir? Ne, dava. Dava ederler, öyle değil mi? Avukat hazır zaten. He? Peki dava bir arada. Hallederiz, hiç merak etme sen. Adamın kendine de ailesine de işkence olur bu. Ailesi dediğin zaten bir tanecik bir oğlu kalmış. Onun da durumu bildiğin gibi gitti gidiyor. Zaten adamı uyandıramazsak ölecek oğlu da. Ateş, verir misin? Ateş, lütfen yapma şunu. Ateş, lütfen yapma. Hastanın 24 saat gözetim altında olmasını istiyorum. Duydunuz mu? Ve senin onu öldürmeyeceğinden emin olmak için başında birini istiyorum. Ve seninle ayrıca ofiste görüşeceğiz. Günaydın. Karnım çok aç. Ne yiyoruz? Dantoni. Dantoni. Bana uyar. Domatesli mi, domatessiz mi? Ha, bilmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.